Bismillahirrahmanirrahim. Babu el hadisu ba'da el isha ila ahire. Yahut babu el hadisi ba'da el isha ila ahire. İkisi de caiz olur. Yatsıdan sonra ikinci isha-i ahire dediği yatsı. Biz akşam yatsı diyoruz. Araplar isha-i evvel akşama, isha-i ahire yatsıya diyorlar. İşa-i ahireden sonra, yatsı namazından sonra konuşmak caiz midir, değil midir? Bunu beyan edecek. Haddesena Abdülganiyyi binu Rufa'atel-Lahni. Kale haddesena Abdülrahmani binu Ziyad. Kale haddesena Şu'betu an Seyyar ibni Selama. Kale dekhaltu ma'a abi ala abi barze. Seyyar ibni Selama rivayet ediyor ki, ben babamla beraber eshaptan Ebu Bereze radıyallahu anh'ın yanına girdik. Fesemi'tuhu yekûl. Ben onu der olduğunu işittim. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bereze şunu demiş ki, Resulullah Efendimiz oldu yekrahun nevme, uykuyu mekruh görürdü. Geblel işâil ahire, yatsudan evvel uyumayı mekruh görürdü. Vel hadise ba'daha, yatsıdan sonra da konuşmayı mekruh görürdü. Yatsıdan evvel uyumak mekruhtur, akla zarar verir. Yatsıdan sonra konuşmak da mekruhtur ki, olur ki gece ölürse dünya kelami son emeli olmaya. Namazdan sonra geçsin yatsın konuşmadan ki vefat ederse son emeli namaz olmuş ola. Hayırlı bir emel ola. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن سيار فذكر بإسناده مثله أين حديث شريف إمام التحاوي محمد بن خزيمة طريق إلى روايته الذي قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki فذهب قوم ulemadan bir kısmı zahib oldular إلى كراهة الحديث konuşmanın mekruh olduğuna بعد الإشاء الآخرة yatsudan sonra konuşmayı mekruh gördüler. Vehteddu fî zâlik. Bu mesele hakkında da hüccet getirdiler. Bihâdel hadis, bu hadisi. Bu hadisi delil getirdiler. Ve hâlefehum fî zâlike âherûne fekâlû. Ulemadan diğer bir kısmı bunlara muhalefet etti. Dediler ki, emmel kelâmüllezî leyse bi gurbetin ilallah azze ve cel. Cenab-ı Hakk'a yaklaştırıcı bir kelam konuşmak, وَاِنْ كَانَ لَيْسَ بِمَعْسِيَتٍ İsterse o konuştuğu kelam günah olmasa bile dünya kelamı konuşmak فَهْوَ مَكْرُهُمْ Bu mekruhtur. Doğru. حَيْنَ اِذِنْ Bu hinde bu mekruhtur. Yani yatsıdan sonra hangi konuşmak mekruhtur? Masiyet olmasa bile faydası olmayan bir söz konuşmak mekruhtur. لَاَنَّهُ مُسْتَحَبٌ لِلْرَجُلِ Zira bir adam için müstehaptır ki اَنْ يَنَامَ عَلَى قُرْبَةٍ bir ibadet üzerine Allah'a yaklaştırıcı bir şey üzerine uyuya ve hayrin bir hayır üzerine uyuya ve fadlin bir fadilet üzerine uyuya ki yuhtemu bihi ameluhu ameli o fadl ile o hayr ile nihayet bulmuş olur. O da nedir? Namazdır. Namazdan sonra doğru. Dünya kelamı konuşursa hayır olmaz. Fakat bu mutlak değildir. Olur ki insan vaaz eder, nasihat eder, bir meseleyi diniye öğretir, yahut da Kur'an okur, yahut da salatu selam okur, muhakkak konuşmak bunlar da mekruh manasına değildir. Bu ikinci zümrenin iddiası bu. Birinci zümre diyor ki hayır, namazdan sonra hiçbir şey konuşmayacak, hiçbir şey okumayacak. Hemen gidip yatacak. İkinci zümrede diyor ki hayır, konuşmak iki türlüdür. Allah'a yaklaştırıcı bir söz olursa o caizdir. Yok, Allah'a yaklaştırıcı bir söz değilse İsterse mübah kısmı olsun, caiz değildir. فَاَفْضَلُ الْاَشْيَاءِ لَهُ Kendisine eftar olan şey اَنْ يَنَامَ عَلَى الصَّلَاتِ Namaz üzerine uyuya. فَتَكُونَ هِيَ O namaz ola, ahire ameli, onun amelinin sonuncusu o, sonu ola. Fakat bunlar dediler ki bu doğru. وَاَحْتَجُّوا فِي اِبَاحَةِ الْحَد۪يسِ بَعْدَ الْاَشَاءِ Yatsudan sonra konuşmanın mübah olması hakkında bunlar da delil getirdiler. Bima haddesena Yezid ibn Sinan. Yezid ibn Sinan'ın rivayetini ki İmam-ı Tahaviye rivayet eylemiş.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب عن عطاء بن السائب عن أبي وائل قال حدثنا عبد الله حا وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي وائل قال حدثنا عبد الله قال عبد الله بن مسعود dediler ki حدب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz bize taattuf etti, şefkat gösterdi. Neyi? Es-semere ba'de salatil atme. Yatsı namazından sonra uyanık kalmayı. Semer, yani uykusuz kalıp gecelemek. Bunu Peygamber Efendimiz bize şefkat olarak bize yaptı bunu. Ve kâle Müslim, İmam Müslim'in rivayetinde diyor ki ba'de salatil aşa. Ateme rivayeti burada. Fakat İmam Müslim'in rivayetinde Ba'de Salatil Eşe. Fefi hadel hadis, bu hadisi şerif doğrucudur ki enne Resulullah yatsı namazından sonra uyanık kalmayı ve hayır işlerinde konuşmayı Resulullah Efendimiz bunlara müsaade etti. Ve fil hadisil evvel, halbuki hadisi evvelde olucudur ki ennehu kâne yekrehu zalim. Resulullah Efendimiz konuşmayı mekruh görürdü. Birinci hadiste bu. Bu ikinci hadiste de hayır işlerinde konuşmayı müsaade buyurdu. Öyleyse bu iki hadisi birleştirmek lazım. Feveccühüma, bu iki hadisin veci, yani birleşme teridir. İndena, bizim indimizde vallahu alem, Allahu Teala daha ziyade alim ki ennehu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem keriha lehum, ashab-ı kirama mekruh gördü. Mine semeri, uyanık kalmadan neyi? Mâ leyse bi kurbetin. Allah'a yaklaştırıcı bir söz olmazsa, ibadet olmayan bir şeyi mekruh gördü. Onunla uğraşıp da uyanık kalmayı mekruh gördü. Ve hadibe lehum mâ huve kurbet. Fakat Allah'a yaklaştırıcı bir söz olursa bu neden ruhsat buyurdu. Alel ma'nellezi zekerna. Şul bir manaya ki biz zikreyledik. Yani Allah'a yaklaştırıcı bir mana ise, bir şey ise. Onu da kimden zikreyledik? En ehlil mekaletis saniye. İkinci mekale sahiplerinden. Yani ruhsatı iddia edenlerden. El meskure fihadel bab. Bu babda yukarıda geçti. Fakat haddesena İbrahim ibn Muhammedin s-sayrafiyyü. Kale Ebu'l Velid. Haddesena Ebu Muaviye. Enil Ameş. En İbrahim. En Alakamet. An Abdullah, Abdullah bin Mesud'dan rivayet eyledi Alkeme. Kale, Abdullah bin Mesud buyurdular ki Rubbema semera Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi beyti Ebi Bekir. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in evinde uyanık kalırdı. Zâte leyletin bir gece uyanık kaldı. Fil emri bir işte. Öyle iş ki yekûnü min emril müslimîn. Müslümanların işinden olan bazı işlerde birçok defeler Hazreti Ebu Bekir'in evinde uyanık kaldı. Yatsıyı kıldıktan sonra Müslümanların işini konuşma için gitti, konuştu. Bu da delalet ediyor ki febeyyene hadel hadis, bu hadis beyan eyledi ki semera Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin yatsıdan sonra yatmadığını, uyanık kaldığını, ellezî kâne yesmuruhu, Peygamber Efendimiz bir şey için uyanık kaldı ki onu beyan eyledi. Ve ennehu min umuril müslimin. O da Müslümanların umuri hakkında konuştu da evet, uyanık kaldı. Fezalike min azamit ta'at. Müslümanların işi hakkında konuşmak da ibadetlerin en büyüklerindendir. Fedelle zalik, bu da delalet etti ki enne semerel menhiyye anhu, Peygamber Efendimizin nehyettiği uyanıklık hilafu hâza, bunun hilafıdır. Yani taat ve ibadet olmayan konuşmalar. Yatsıdan sonra Allah'a yaklaştırıcı bir söz olmazsa, istersen mübah olan bir söz olsun, onu konuşmak mekruhtur. Ya hemen git yat. Peki yok, Allah'a yaklaştırıcı bir söz olursa, Müslümanların işini görüyorsun, mesele öğretiyorsun, ders okuyorsun, bunlar caiz. وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَٰلِكَ اِذَا اَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Hazreti Ömer'den de bu hususta rivayet var. Rivayet olundu. Ne rivayet olundu? Ma şöyle bir rivayet ki حَدَّسَنَا Muhammed bin Huzeyme. İmam-ı Tahavi diyor ki bize Muhammed bin Huzeyme rivayet eyledi.
قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله عبد الله بن مسعود روايته إلى ذلك قال buyurdu حدب إلينا عمر عمر bize ruhsat verdi السمرة gece uyanık kalmayı بعد الإشاء الآخرة yatsı namazından sonra müsaade etti في هذا الحديث bu hadiste de olucudur ki enne Ömer hadibe ileyhim essemere ba'del işayil ahire yatsıdan sonra uyanık kalmayı onlara ruhsat verdi ve lem yübeyyin lena fi hadel hadis fakat bu rivayette bu hadiste beyan eylemedi eyye semerin zalik o uyanık kalmaklık neydi ne için müsaade etmişti bu hadiste onu beyan eylemedi Hazreti Ömer onlara müsaade etmiş uyanık kalmaları için ama fakat ne konuşuyorlarmış ki müsaade etmiş? Onu beyan eylemedi. فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكِ İmam-ı Tehavi diyor ki biz bunu araştırdık. Acaba ne için onlar uyanık kalmışlar da Hazreti Ömer müsaade etmiş? فَاِذَنْ سُلَيْمَانِ بْنُ شَعِيبِ Biz aradık, baktık ki Süleyman-ı İbn-i Şaib قَدْ حَدَّسَنَا bize rivayet ediyor. قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زِيَادِ قَالَ حَدَّسَنَا شُعَبَةُ عَنِ الْجَرِيرِ قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد مولى الأنصار أنصارن كلاسورا أبو سعيد رواية إليه كي قال أبو سعيد إليه كي كان عمر حضرة عمر أوليد لا يدع سامرا بعد العشاء yatsıdan sonra uyanık kalan adamları bırakmazdı. Kimse uyanık kaldı mı? Haydi git yat diye herkesi evine gönderirdi. Bırakmazdı. Yakulu derdi ki irci'u evinize gidiniz. لَعَلَّ اللّٰهَ يَرْزُقُكُمْ سَلَاةً اَوْ تَهَجُّدًا Belki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri size bir namazlar sizi rızıklandırır yahut teheccüdler rızıklandırır. Yani şimdi gider burada onunla bununla konuşana kadar git evinde namaz kıl. Yahut da akşamdan yatarsan da gece teheccüde kalkarsın. Demek ki akşamdan kıldığı namazı teheccüd demiyor. Nafile namaz kılar, Allah'a ibadet eder. Yahut da yatar, uyur, gece teheccüde kalkar. Ama lüzumsuz sözlerle vakti geçirirse o namazdan mehrum olur. Gece teheccüde kalkmaktan da mehrum olur. فَنْتَهَا اِلَيْنَا Hazreti Ömer böyle uyanık olan adamları hepsini evlerine gönderirdi. Bizim yanımıza geldi diyor. Ebu Sa'id diyor. وَاَنَا قَاعِدٌ مَا عَبْنِ مَسْعُودٍ وَاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَاَبِي زَرٍ Ben de diyor Abdullah ibn Mesud, Übey ibn Kab, Ebu Zer, El-Gıfari radıyallahu anhüm ile beraber oturuyorduk. Dört kişi oturuyorlarmış. Bizim yanımıza geldi. فَقَالَ dedi ki مَا يُقْعِدُكُمْ Sizi oturan şey nedir? Oturtturan şey nedir? Niçin oturuyorsunuz? Ne sebeple oturuyorsunuz? Diye sordu onlara. قُلْنَا اَرَدْنَا اَنْ نَذْكُرَ اللّٰهِ Biz ona dedik ki biz Allah'ı zikretmek istiyoruz. Allah'ı zikretmek, tesbih okur, salatü selam okur, tekbir okur, yahut da Kur'an okur, yahut da mesaili şeriyeyi müzakere eder, birbirinden öğrenirler. Bunların hepsi zikir. فَقَعَدَ مَعْهُمْ O da onlarla beraber oturdu. Hazreti Ömer de beraber oturdu. Bak Hazreti Ömer herkesi evine gönderdi ki halde onlar biz Allah'ı zikredeceğiz dedi. O da onlarla beraber oturdu. O da meseleye girdi. O da o zikre dahil oldu. فَهَذَا عُمَرْ işte Ömer radıyallahu anh قَدْ كَانَ يَنْهَاهُمْ عَنِ السَّمَرِ بَعْدَ الْاِشَى Yatsıdan sonra uyanık kalmayı nehyetti ki halde لِيَرْجِعُوا اِلَى بِيُوتِهِمْ evlerine gitsinler için لِيُسَلُّوا gitsin evlerinde namaz kılsınlar اَوْ لِيَنَامُوا نَوْمًا yahut da uyku uyusunlar da ثُمَّ يَقُومُونَ لِسَلَاتٍ sonra teheccüde kalksınlar. يَكُنُونَ بِذَٰلِكْ مُتَهَجِّد۪ينَ Gece kalkar namaz kılarlarsa o vakitte ehli teheccüdden olurlar. Böyle yaptığı halde فَلَمَّا سَأَلَهُمْ Vaktaki Abdullah bin Mesud ve İbn-i Kehbe Ebu Zer'e sordu. مَلَّذ۪ي أَقْعَدَهُمْ Sizi oturtturan şey nedir diye sordu. فَأَخْبَرُوهُ Onlar da haber verdiler ki اَنَّهُ ذِكْرُ اللّٰهِ Onları orada oturtturan şey zikrullah'tır. Allah'ı zikredecekler de onun için oturuyorlar. Lem yunkir zalike aleyhim. Bunu onlara inkar etmedi ki hayır kalkın gidin demedi. Madem Allah'ın zikri vardı onları nehyetmediği gibi ve ka'ade ma'ahum. Kendisi de onlarla beraber oturdu. Ne için? Le'enne ma'ul bi şeyki kâne yuqimuhum.
onları ikame ediyordu, kaldırıyordu. Ne için? Lehu, o şey için. O bir şey için ki onları kaldırıyordu. O da neydi? Gidin evinizde namaz kılın, yahut da uyuyun da gece kalkın teheccüd kılın. Bunun için nasıl evlerine kaldırıp gönderiyordu? Ve huvellezihum gu'udun lehum. Gitti baktı ki kendisinin arzu ettiği, gönderdiği şeyleri bunlar yapıyor. O da ne? Zikrullah. Onun için onları kaldırmadı. Demek ki insan yatsıdan sonra ibadetle meşgul olursa ona kimse mani olamaz. Yok, lüzumsuz sözlerine meşgul olursa işte o nimen etmiş ki o gidin de ya evinizde ibadetle meşgul olun ya yatın gece teheccüde kalkın. Le'ennenin haberi ismi huve de haberi, huve lezi cümlesi de onun haberi. Huve lezi hum gu'udun lehu. Nasıl? هُوَ الَّذِي هُمْ قُعُودٌ لَهُ هُمْ قُعُودٌ لَهُ لَأَنَّمَا شُلْ بِشَيْكِ كَانَ يُقِيمُهُمْ Ömer onları kaldırırdı, ikame ederdi. Ki leh o şey için. Ne için onları kaldırıyordu? Zikr için. Zikr için onları kaldırıyordu. İşte o kaldırdığı şey mayı beyan ediyor. هُوَ o nedir? اَلَّذ۪ي bir şeydir ki هُمْ وَاَسْحَابْ Abdullah bin Mesud ve arkadaşları Vu'udun oturuyor idiler lehu onun için. Zikir için. Zikir için oturuyordular. Halbuki o da zaten kaldırıyordu ki zikir için. E daha neye kaldırsın? O kaldıracaktı ki zikre yardım olsun. Zaten bunlar zikirde. Fesebete bizalik. Bununla sabit oldu ki enne semerellezi fi hadisi ebi vahid en abdillah enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ömer. Bununla sabit oldu ki Ebu Vahid'in hadisindeki olan uyanıklık semer ki Resulullah Efendimiz ve Hazreti Ömer hedibahu ileyhim. Onlara şefkaten ruhsat ettiler. Huvellezi ol bir semerdir ki fihi o semerde olucudur. Gurbetun ilallahi azze ve cel Allah-u Teala'ya yakınlık olucudur. Öyleyse böyle bir müsamere uyanıklık olursa bu caizdir. Ve nehyi anhu semerden nehi, uyanıklıktan nehi ise fi hadis Ebi Bereze, Ebi Bereze'nin hadisinde vakı olan semer ise huve o semer ma bir semerdir ki la gurbete fihi onda Allah'a yaklaştırıcı bir şey yoktur. Bunu ikisini böyle böyle tevil ederiz ve böyle mana veririz. Li yesteviye meani hadil asar bu eserlerin manaları müsavi olsun li tettefike hadislerin manası müttefik olsun ve la tetedadde birbirlerine zıddı olmasın. Hadiste Resulullah Efendimiz yatsıdan sonra uyanık kalmayı nehyetmiş. Bazılarına da müsaade etmiş. E niçin nehyetmiş, niçin müsaade etmiş? Ha nehyetti ki ibadet olmayan uyanıklık. Müsaade etti ki de ibadet olan uyanıklık. Bu surette iki hadislerin arası telif edilmiş oluyor. وَقَدْ رَوَيْنَا عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ عَبَّاسِ وَالْمِسْوَرِ بِنْ مَخْرَمَا اَنَّهُمَا سَمَرَا اِلَى تُلُعِ سُرَيَّ Abdullah ibn Abbas ile Misver ibn Mahremed'in de rivayet geldi ki bunların ikisi oturdu, konuştular ta Süreyya yıldızı doğuncaya kadar. Ülker yıldızı doğuncaya kadar. Fezalike indena işte bizim indimizde bunların oturup konuşmaları da alessemerillezi huve kurbetun ilallahi azze ve cel. Allah-u Teala'ya yaklaştırıcı olan bir semer idi. Bir konuşma idi. Fakat zekerna zalikel hadis bi isnadihi bu hadisi biz senediyle beraber zikreyledik fîmâ tekaddem min kitâbina hâzâ. Bizim bu kitabımızda geçmişte zikreyledik diye. Ve kad rûyen Âişete radıyallahu anhâ eydâ. Hazreti Âişe radıyallahu anhâ'dan da rivayet olundu. Min tarîkin bir terikten ki bir senetle ki leyse misluhu yesbüt. O terikin misli sabit olmaz. Yani zayıf. Böyle sabit sahih diyemeyiz. Fakat ondan da rivayet var. Ki enneha kâlet. Hazreti Âişe buyurdular ki la semere illa li musallin ev musafirin. Yatsıdan sonra uyanık kalınmaz illa bir namaz kılan için yahut da sefer eden için caizdir uyanık kalmak. Adam sefere gidiyor. E mecbur yatsıdan sonra uyanık kalacak ki seferini yapar. Yahut da namaz kılacak. Yatsıyı kıldıktan sonra başka nafile namaz kılacak. Onun da uyanık kalması caiz. Başka bir şey için caiz değil. Kur'an okuyacak, yahut da dua edecek, yahut da mesaili şer'i öğrenecek. Bu hadise göre
Bunlar caiz değil. Ya iki şey caiz. Ya namaz kılan ya sefere giden. Bunların ikisine caiz dedi. Fezalike indena, eğer bu rivayet de bizim indimizde insebete anha, Hazreti Ayşe'den sabit ise, çünkü senet zayıf olduğundan Hazreti Ayşe böyle dedi mi demedi mi, böyle bir rivayet var mı yok mu, bu şüpheli. Şayet sahih ise biz deriz ki bu gayru muhalifin lima raveyna, bizim rivayet ettiklerimize muhalif değildir. Nasıl? Fezalike, bu da yani muhalif olmadığının sebebini beyan ediyor. اَنَّ الْمُسَافِرَ مُسَافِرٍ يَحْتَاجُ مُحْتَاجُ olur اِلَى مَا يَتْفَعُ النَّوْمَ عَنْهُ. Uykuyu kendisinden def edecek bir şeye muhtaç olur. Ne için? لِيَسِيرَ seyrine devam etsin için. فَوْبِيحَ بِذَالِكَ bu sebeple mübah olundu السَّمَرُ uyanık kalmak. Çünkü o adam uyusa yolundan kalacak. Uyanık kalacak ki bir vakit geçsin de artık yolculuğun vakti gelecek, arabaya mı binecek, trene mi binecek, tekereye mi binecek, arkadaşların kafilesiyle beraber mi kalkacak, mecburi o uyanıklığı yapacak ki yoluna devam etsin. Ve inkâne leyse bi gurbetin, isterse onun uyanıklığı gurbet olmasa bile, yani ibadetle meşgul olmasa bile onun için caizdir. Mâ lem tekün masiyeten, masiyet olmadığı müddetçe. Uyanık kalması, dünya kelamiyle konuşması, meşgul olması caizdir. Lehtiyacihi ila zalik, ona ihtiyacı olduğundan dolayı. Bu misafir için. Fahâze mâna kavliha la semere illa li misafirin ulel fazıl. Evet. Misafir için semer caizdir. Yani uyanık kalmak ve dünya kelamiyle nasihat olmayan dünya kelamiyle meşgul olmak. Sebebi o yolculuk ona mübah geliyor onu. Yolundan kalmasın diye. وَاَمَّا قَوْلُهَا اَوْ مُسَلِّنْ Hz. Ayşe'nin kelamında yahut da namaz kılan için uyanık kalmak caizdir. Buna gelince فَمَعْنَاهُ عِنْدَنَا bizim indimizde bunun manası da عَلَى الْمُسَلِّي namaz kılan üzerinedir. بَعْدَ مَا يَسْمُرْ uyanık kaldı fakat uyanık kalıyor ki ondan sonra namaz kılacak. Ha bir de bunadır. Yası yıkılmış. Yasıdan sonra da gitmiş, biraz uyanık kalıyor, dünya kelamiyle meşgul oluyor ki sonradan namaz kılacak. O namaz vaktini bekleme için uyanık kalırsa bu da caizdir. فَيَكُونُ نَوْمُهُ اِذَا نَامَ بَعْدَ ذَٰلِكَ عَلَى الصَّلَةِ O ikinci namazı kıldıktan sonra uyursa uykusu namaz üzerine olur. İşte bu, buna da böyle mana veririz. Yası yıkılmış, gitmiş, adam mesela aradan yarım saat sonra yahut da bir saat sonra namaz kılacak. Fakat o vakti geçirinceye kadar dünya kelamıyla meşgul olmuş. Ondan sonra kalkmış namazını kılmış, peşine de yatmış. Ki en son emeli namaz olsun diye. Buna da böyle mana veririz. La alessemer. Yoksa uyanık kalmış da hiç namaz kılmadan gitmiş yatmış bu manaya değil. Yani uyanık kalmış fakat sonunda nafile namaz kılmış, yatmış. Bunu da böyle deriz. Fakat âde hâzel mâna, öyleyse bu mânâda avdet etti ilen mâna lezî şöl bir mânaya ki sarafnâ ileyhi mâniyel âsâr el-uvel. Evvelki hadislerin mânalarını sat ettiğimiz mânaya raci oldu. O da ne? En son ameli namaz ola, hayır ola. Tamam. Bu adamın da en son ameli yassı olmadı da yassıdan sonra uyanık kaldı. Öteyle beriyle uğraştı. Sonradan namaz kıldı ve uyudu. Gene son ameli namaz oldu. Allahu alem. Bu bab da burada bitti.